Sıradan bir gündü. Dila dışarıda yürüyordu. Çalılıkların arkasında ise bir şey vardı. Bu bir mavi oyuncaktı. Ve Dila onu aldı. O gün Dila ve mavi oyuncak çok güzel zaman geçirdiler. Salıncakta salım salım sallandılar. Kaydıraktan vış diye kaydılar. Ve Dila mavi oyuncağı salladı. Bunun ne alakası var ya? Neyse. Birlikte eve geldiler. Ama annesi bu durumdan hiç hoşnut değildi. Çünkü mavi oyuncak çok pisti. Olsundu. Onlar çok mutluydu. Hatta o akşam birbirlerine best friends tokası taktılar. Yani en iyi arkadaş tokası. Ve olacaklardan habersiz uykuya daldılar. Kötü kalpli annesi uyumamıştı. Ve Dila'nın uyumasını beklemişti. Gece geldi ve mavi oyuncağı Dila'nın yanından aldı. Ve onu götürüp çöpe attı. Burası çok acıklı. Neyse biz devam edelim. Dila sabah uyandı. Odasında kocaman bir ayı vardı. Onu gören Dila hunharca ayıya sarıldı. Allah. Mavi oyuncak ise Dila'ya kavuşmak istiyordu. Dila ise onu çoktan unutmuştu. Zıplıyordu, mıplıyordu, sarılıyordu, bir şeyler yapıyordu ya. Bunu gören mavi oyuncak ise çok üzüldü. Kahır oldu, kahır. Ve kendini karanlıkların içine bıraktı. O gece garip sesler duydum ve Dila'yı uyandırdım. Kalk kız kalk. Ve birlikte karanlıkların içine o sese doğru ilerledik. Kocaman bir heykel gelmiş buraya. Kocaman bir heykel. Şuraya bakar mısın? Oo. Dişleri falan da var. Dila, bu senin mavi oyuncağına benzemiyor mu? Aynısı, tıpatıp aynısı. Ama bir fark vardı sesçim. Bu kocaman benim. Bir buradan bak bana bakıyormuş gibi Dila. Buradan bana bakıyormuş gibi Dila. Buradan da bana bakıyormuş gibi. Dişleri sivri mi bakayım mı? Ay heykeli nasıl yapmışlar böyle? Ay çok değişik falan. Dila dokunma gel. Boyuna bak bakayım, boyuna. Bir benden bakayım. Neredeyse iki tane yani. Düz ses. Buraya ne oldu böyle? Bu buraya nasıl geldi? Ne oldu böyle? Garip şeyler var. Baksana şu odaya bak. Burada bir numaralı oda. Ne alakası? İki tamam. Yazıyor orada, burada da üç yazıyor. Ne bunlar? Bunlar kapı. Evet. Bizim kapılar hep üç numara. Bunlardan birinden girmemiz lazım, tamam mı? Şu birinci kapıdan girelim. Tamam. Çok böyle değişik, canlı gibi vallahi, çok değişik tamam, bir şey. Tamam hadi dene. Burada el dedektörü var tamam, ya. Tamam dene el... Dila. Tamam deniyorum. Bu da kocaman bir el. Benimki olmaz ki. Olmuyor işte dıstır. Çekil çekil, bir de ben deneyim. Senin Dila. Senin elin kocaman. Benim kocaman. Evet, şimdi bak iyi izle. Neden olmadı ya? Dur bir de öbür elimle. Öbür elimle. İki el aynıdır zaten. Bir olmuş öbür elde olmaz. Neyse tamam, ne bunu açamayacağız. Ellerimiz uymuyor çünkü. İkinci kapıyı deneyelim. Gel benimle. Tamam. Gel. Tamam Dila. Ne oldu? Bu ne ya? Ne oldu Dila? Bu heykel böyle miydi? Böyleydi evet. Neden? Nasıl yani? Ben sanki sandım ki öbür elinde böyleydi. Hayır Dila. Yani böyle zaten miydi? Heykeller hareket eder mi zaten? Ya saçmalama. Bir şey soracağım. Efendim? Elini bilmiyorum da. Yüzü sanki hala bana bakıyormuş ya, gibi. Of dız ses ya. Of bu ses. Baksana Dila. Ben nereye gidersem bana bakıyormuş gibi. Gelir misin buraya? Lütfen odaklan biraz. Heykeli boş ver. Dız ses. Heykeller hep bakar. Şimdi bunu deneyelim. Gel bak bakayım. Bu ne? Dız ses bu renk şifresi. Doğru renkte söyle bak. Oluyor mu? Bak olmuyor dız ses. Doğru renkleri bulmamız gerek. Şey mavi oyuncağın eline bakar mısın? Evet eli böyle yapıyor. Eli öyle yapıyor da elinin içinde bir şey var. Nasıl? Dız ses evet. Bir şey soracağım. O var mıydı biraz önce? Vardır Dila. Niye olmasın ya? Dız ses hiç görmedim ama görsem Allah var Allah. Gelerdi. Bir bakayım. Dız ses bir şey soracağım. Onu alabilir miyim sence? Alam neymiş o? Ay çok da korkuyorum. Mavi oyuncak hala bana bakıyor. Alıyorum işte ne var sanki. Aldım işte. Al bakayım. Mavi oyuncak, yeşil ağaç ve kırmızı balon var. Evet yani. İşte buldum dız ses. Renklere odaklan. Mavi, yeşil, kırmızı. Aynen öyle renklere gireceğim. Tamam hadi dene. Şimdi mavi, yeşil, kırmızı. Evet mavi, yeşil, kırmızı. Niye olmadı? Niye açamadı? Demek başka bir şey. Hayır. Mavinin tonu farklı. Bak bu mavi de olacak. Ve yeşil de bundan olacak. Deniyorum şimdi, hazır mısın? Tamam. Mavi, yeşil ağaç ve kırmızı balon. Oldu. Dila gir o zaman. Dur ses ya, burada böyle varken nasıl girebilirim ki? Evet onu çek. Bekle şunu. Al ona. Şöyle yaptım. Evet böyle yaptım. Evet şimdi açıyorum, hazır mısın? Aç. Allah! Bu ne? Bu ne? Çok garip olmuş. Gel. Çekeyim ya. Allah! Dı ses ya. Geç şunu. Dı ses burada bir şey var. Bunu sökelim gel. Allah! Elimde kaldı. Çok kötü. Nasıl bir şey bu banyo ya? Her yere bakmam lazım. Gel buraya. Çok garip bir şey. Ne alakası var ya? Dı ses bir şey soracağım. Burada ne yazıyor? Klozet mi? Ne alaka ya? Klozet. Aynen. Bu bir şifre olabilir mi? Klozet bir şifre olabilir mi bize? Tamam. Ama açma diyor bak. İç diyor. Ama açma diyen her şeyi açıyoruz dı ses. Açmamız lazım. Açalım. Açıyorum ben. Açıyorum. Mavi oyuncak da selam veriyordu ya. Dız ses o değil, bu el dedektörü. Hani yapmıştım ki o gir, işte. Al sana. Hayır Dila ben alamam. Sen alacaksın. Sen al. Hayır. Sokamam oraya. Dila ben elimi daha bir sokamam. Neyle sokabiliriz o zaman, neyle alalım? Bilmiyorum Dila. Eldiven var. Eldiven de giyersem alabilirim. Giyiyorum. Bu da nasıl bir eldivense böyle siyah siyah garip. Ay sokamadım tamam. Eldiveni giyemedin Dila ya. Dız ses eldiveni giyemedim ama ben sokuyorum beni. Sen sok o zaman. Hadi tamam sok. Abi sen de eldiven sen sokarsın. Babot lanet misin lan su mu çıkıyor? Bir şey soracak. Kime soracak orada girdi acaba? Neyse bir an önce gidelim. Hadi aldım beni. Ne oldu? Heykel nerede? Dız ses ne bileyim heykellere gitti. Heykellere gitti Dila. Dız ses bilmiyorum.
değişiyor. Bir dakika. Ne oldu? Bir dakika. Ne oldu? Heykellerde. Ben de bilmiyorum. Dıs ses ne yapıyorsun ya? Saçmalama. Dıs ses ne yapalım biliyor musun? Bir an önce kapıyı açalım ve girelim içeri. Biri almış olabilir mi? Dıs ses bilmiyorum diyorum. Gel buraya gel. Bunun artık işe yaraması gerekiyor. Hadi Dila deme şunu. Deniyorum. Oldu süper. Çık. Hadi açalım girelim. Hadi aç aç aç. Çıkarım şöyle. Senin yanına git. Evet evet şunları çek ya. Dıs ses. Ne oldu Dila? Ne oldu? Bu ne? Ben bunu ne olduğunu biliyorum. Şaka yaptım Dila. Ama bana çok bakarsan bak, bakma bence de bakma. Şu odaya bakalım. Sana bir şey söyleyeceğim. Mavi olacak bize hipnoz yapmaya çalışıyor. Bak. Ortadaki kırmızı noktaya görüyor musun? Bak bir dakika. Ortadaki kırmızı noktaya bak. Bak. Sen bakma. Bana dön. Gel buraya. Evet. Dizis etrafa bakmamız lazım. Boğuzlu ne var bakmamız lazım. Dila bak. İzle. Disk var. İzle mi? Ne izletecek kimse? Başka bir hipnotize bir şey mi acaba? Bilmiyorum ama çok değişik. Tak hadi şunu. Tamam takıyorum. Gerçekten garip bir şey. Ne izletecek acaba? Sokuyorum. 1967 yılında Dr. Westman tarafından Poppy adında bir oyuncak deneylere maruz kaldı. Bu deneyler sonucunda Poppy dönüşmüştü. Yasaklanan bu deneylerden sonra Dr. Westman kimsesiz oyuncakları bulup dönüştürmeye devam etti. Kimsesiz oyuncaklar mı? Nasıl yani? Dıs ses, mavi oyuncağım ben de ne zamandır bulamıyorum. Melek oyunu hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Dıs ses yoksa bu mavi oyuncak benim mavi oyuncağım. Dr. Westman bunu da mı çevirdi şaka yani? Bu. Ay bilmiyorum valla ne yapacağız. Şuna baksana. O da mavi oyuncağı benziyor. Aynı mavi oyuncağı. Ses ne yapalım biliyor musun? Yapalım? İçeriye bakalım. Gel benimle. Bir plan yapmamız lazım. Ne oldu? Bu ne? Bu ne böyle? Geri gelmiş resmen. Bu nasıl geldi buraya? Doktor Westman mı getirdi bilmiyorum acaba? Bilmiyorum Dila ama baksana hala bana bakıyor. Ses onu bırak ya. Eğer o getirirse bu benim kendi mavi oyuncağımdır yalnız. Bilmiyorum ama da bu senin mavi oyuncağın çok benziyor zaten. Bir şey söyleyeceğim. Sence bu elimi kalkıttı bu elimi kalkıttı değil mi? Bir dakika bakayım. Buradan hayır bilmiyorum ama hala bana bakıyor ya. Burası hatırlıyorum ama. Ses bak şöyle bir şey düşünün. Bu benim mavi oyuncağım olsa küçücük olurdu. Ayrıca bak Hilal yüzünü aldı. Dişlere baksana Elini elinizi yaptı Dila. Bana valla selam verdi. Bana selam verdi. Dila bak böyle yaptı. Böyle yaptı. Ona bakarsın demedi bakıyordu sana. Elini kıpırdattı. Öyle mi diyorsun? Vallahi elini kıpırdattı. Tamam o zaman ne yapalım biliyor musun? Şu üçüncü odayı çözelim. Tamam, hadi çözmem lazım. Ses burada 3 tane priz var. 2 tanesini yere takmam gerekiyor. Tamam Dila tak o zaman. Yapmaya çalışıyorum farkındaysan. Zorlama bir. Hadi. Ses göremiyorum bilmiyorum. Oldu galiba. Süper. Bir yere uzanamıyorum ki. Terste kalıyor elim. Ya öbür elini falan sok. Çok beceriksiz. Dıs ses sensin beceriksiz. Yapmaya çalışıyorum işte. Hadi Dila. Tamam deniyorum. Dila mavi oyuncak sanki bize biraz yaklaşmış gibi. Beni korkutmak için yapmadı ses. Gerçekten bize yaklaşmış gibi Dila. Tamam deniyorum ben yapacağım. Çabuk olman lazım. Dila! Mavi oyuncak buraya geldi. Saçmalama dıs ses. Tamam yapıyorum. Tamam yapacağım bekle. Hadi Dila. Tamam. Dıs olur. Dila hadi. Dur bakmaya korkuyorum ama bakacağım. Dila bakıyorum. Kafam ya. Dila neredeyiz biz? Dıs ses bilmiyorum da mavi oyuncak gelecek. Sen söyledin kıpırdıyor. Sen inanmıyorsun bana. Dıs ses korkutmak için yapıyorsun sandım. Özür dilerim ya. En başından beri gerçek. Böyle. Burayı neye dönüştürmüş? Ne kafası yaşıyor? Ben anlamıyorum. Senin mavi oyuncağım yani o şimdi. Dıs ses benim mavi oyuncağım. Doktor Westman onu da dönüştürmüş. Dıs ses bakalım mı dışarıya? Yapacak bir şey yok. Dışarı mı bakacağım? Evet bakacağım. Tamam bak. Hiçbir şey görünmüyor. Bilmiyorum ki dıs ses buraya da bir şeye dönüştü. Dıs ses geliyor. Geliyor. Kaçmışım. 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 Bakayım mı sence? Tamam bakıyorum. Arkamda dur. Ya arkamda durmama gerek yok. Niye gitti ki? Ya bakıyorum ya. Bunlar ne böyle dız ses? Ne garip var, garip Dila? Şey. Ne bileyim şekere benziyor. Garip şeyler. Şeker vermiş bize. İçinde şekerler de var galiba. Baksana yani şuna. Bakayım. Bilmiyorum ama şu çok değişik. Baksana pembe pembe. Evet. Bu da çok güzel duruyor. Dur bakayım. Mis gibi de kokuyor. Çok güzel şeker. Vallahi da dız ses ya. Bir inceleseydin bir adam be ya. Of ya. Bitirmiş bir de ya. Dız ses. Bekle şunlara da bakalım. O ne o ne o ki? Dız ses. Ne o derken niye açıyorsun ağzını? Bu nasıl bir şey? Burada bunu. Dıs ses burada bir şerit sakız var ama bu ne ya taş çok gibi baksana. Çok kötü bir sıfat adı varmış. Dıs ses bir şey söyleyeceğim. Ne? Burada da su kuşu var baksana şuna. İçine. Dila en son yediğim şey çok kötü. Bunu mu yedin? Bunu mu yedin adam? Bu köpük adam. Köpük bu. Seyleneceğim. Bunları niye getiriyor bize dıs ses ben anlamıyorum. Yemek diye getirmiş anlaşılan. Bence bizi zehirlemek için getirmiş. Ben anladım dinle. Çünkü ben mavi oyuncağı şeker yediriyordum. Şakadan tabii. Onu arada bir kutuya koyuyordum falan filan. Yani o benim oyuncağımdı. Şimdi biz onun oyuncağı olduk ya. İnanamıyorum. Ben ona şeker yediriyordum. O da bize şeker yediriyordu. Evet. Ben onu kapatıyordum. O da beni kapatıyor. Ya Dila bir şey söyleyeceğim. Söyle. Sonra başka ne yapıyordunuz? Ne bileyim ne yapıyorduk. Kaykayı takardık. Sadece de sallandık. Onların hiçbirini yapmak istemiyorum. Bunların hiçbirini yapmayacağız. Ha. Ne yapacağız biliyor musun? Kapı açık zaten. Gel benimle çıkacağız. Nasıl gel, yani? Gel. Ses bilmiyorum ama etrafta olur. Orada mı? Dikkatli ol. Gel benimle tamam. Gel. Mavi oyuncak burada yok. Dıs tamam, ses bu kapıyı hatırladın mı? Üçüncü kapının arkası. Aynen tamam, öyle. Buraya mı
geçmeye çalışmış. Dız ses ne yapacağız biliyor musun? Buradan geçebilirsek eğer kaçacağız. Kaçacağız. Bak panel var yine. Panel sana bir şey hatırlatıyor mu acaba? Aynı renkler olabilir. Renkleri hatırlamıyor musun yoksa? Hatırlıyorum. Nasıl hatırlıyorum? Siyah, mavi, evet, yeşil, evet, kırmızı. Evet evet kesinlikle öyle. Ben hatırlıyorum. Arkadaşlar siz de hatırlıyorsanız like atın. Bak ne yapacağız biliyor musun? Maviydi ama koyu maviydi. Aynı öyle bastım. Şimdi bir de ne vardı? Yeşil bir ağaç vardı ama koyu yeşil. Bastım. Bir de ne vardı? Kırmızı bir bağım vardı. Aynen işte. Çok iyi geçiyorum Dilan, ben de. Dur. Dilan bir dakika ben geçemeyeceğim galiba. Saçmalama Dıses. Ne oldu? Midem çok kötü. Hayır bunu bana söyleme. Dıses ben sana yeme dedim ama. Yeme.